İyi akşamlar. İskenderun Demirçel günlük grafik. E, en son şurada e, Kasım'ın başı mıydı acaba tam hatırlamıyorum ama e, henüz geçememiştik yani e, direnci. Şuradaki 14-20 civarlarındaki direnci geçememiştik. O zaman yapmıştım biliyorsunuz. Arkasından devam etti. Zaten bir momentum vardı. O momentum da e, tabii yukarı doğru hızlıca götürdü İskenderun Demirçel'i ki burada bakın majör direnç geçildikten sonra ivmenin daha da arttığını görüyorsunuz. Yani bak şu kısımda e, bakın kopuyor e, momentum da artıyor daha hareket dikleşiyor biraz daha e, ve e, hacimler de artıyor üstelik yani demek ki bir piyasa e, var yani bunun e, boğaya girmesini daha da böyle yeni zirveler takip eden bir piyasa var diye düşünüyorum bu, burada güzel bir hareket yani 17 kapatışı e, çok iyi. Onu söyleyeyim. Yani düzeltmeden düzeltmenin bittiğini söyleyen bir kapanış bu bize. Bugünkü kapanışı. Şimdi şurada bir çok hafif bir düzeltme var gördüğünüz gibi. 16 takip edilir. 14.80 takip edilir tercihe göre. Özellikle tabii 14.80 kırıldıktan sonra iş başka 15 olarak takip edilirsiniz. Yani 16 ve 15 olarak iki ortalama takip edilir. Bu ortalamanın 15'in özellikle altına indiği zaman ona dikkat etmek lazım. Yukarı doğru hareket 18 lira dolar bazında bir direnç 20 lira dolar bazında geçilirse önündeki yeni bir direnç olur. Yani arada da fena bir şey yok tabi yani yüzdesi olarak da oldukça tatmin edici bir alan var. Onu da söyleyeyim 10 yeni haftada tabi bu momentum devam ederse 18 ve 20 önündeki direnç alanları. Ben bunu 17 17 mi dedim ben biraz önce acaba ya? Acaba 17 da duruyordu da bazen böyle hızlı hızlı anlatmaya çalışırken yanlış yuvarlayabiliyorum. Şu 18 aldım. 18 ve 20 lira evet. Bir temettü de varmış bu arada. 9 Aralık'ta. Yok 8 Aralık'ta özür dilerim. 8 Aralık'ta 1,5 lira bürüt. Şimdi çok ısınmıştır tabi biraz. Yani 82 say. Daha önce 89'dan satış geldi. Zaten geriye doğru baktığınız zaman 89 arasının üstüne pek bir değer okuyamazsınız burada yoktur. Ee, o alandan da bir miktar satış yemesi normal ama görüyorsunuz hani 7 satış da şu satış dediğim. Eksi 3.76 Ya yani 8 şeyin üstünde 8 ortalamanın üstünde hani hiçbir şey değil. Yani 8'e değmemiş bile. O kadar yüksek bir momentum var ki aslında düzeltemiyor bile. İskenderun Demirçek şey bu momentumda. Ee, tekrar tabi yukarı doğru bir hareket olursa 89-90 takip edilebilir. Böyle bir ihtimal ortaya çıkabilir. Çok pozitif göstergeler. Yani ivmenin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Makdeye bakıyorsunuz. O da gayet iyi. Yani güzel bir akım değerlendirilir arkadaşlar. Yani bu akımlar ee, şimdi ben tabi böyle çok şey söylemek istemiyorum. Hani hiçbir zaman orada al burada sat. Şöyle yap böyle yap falan demedim ama yani burada en bu tür akımlarda en güzel yapılacak şey kendi riskinize göre bir istiren stop kullanabilirsiniz. Artık hangisi olursa, yani çok çabuk kısacıysanız, ben çok uzun durmam falan filan diye düşünüyorsanız işte koyarsınız bir stop ayarlarsınız istiren stop bunları takip edilebilir gayet güzel gittiği yere kadar da bu tür durumlarda değerlendirilir. Çok hızlı hareket etmek de insanı biraz şey yapar. Onu söyleyeyim yorar. Söylenebilecek başka bir şey yok. Unuttuğumda herhalde bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Tabi 20 geçirse tekrar burada dolar olarak çünkü ben yanlış bilmiyorsam dolar bazında bir e, yok 1.80 2.5 dolar civarı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya hatta niye böyle düşünüyorsam bir baksak ya. Doğru mu hatırlıyorum? Evet doğru hatırlıyorum. Aşağı yukarı 2.45 varmış. E, burası dolar bazında en yüksek alan. Bakın güzel de oldu. İyi ki açmışım ya. 1880 81 civarları geçilirse 2 var tabi dolar bazında. E, 2 dolar 22 liraya denk gelir. iki e, 2.5 dolara da bir gidiş olursa harika olur. Yani biraz da küçük yatırımcı ekmek yesin. Yani iki buçukta 27.5 27 buçuk mu olur? Yani 27 buçuk civarları TL bazında. O da dolar olarak en yüksek alana. Ha böyle konuşuyorum da dolarda durmuyor tabii. Yani şimdi bilemezsiniz haftaya da daha yukarı gider. 11.5 olur, 12 olur. Biz tabii cumadan cumaya söylüyorum ben yani dolara biraz haftalık bazda çevirebilirsiniz. Her gün oynamak yerine her cuma kapanışı alın. E, grafiği oradan hesaplayabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.